Her gün okulda ve okul servisinde yaşanan şeyler hemen hemen aynıdır. Aynı yollardan geçer, aynı yüzleri görür, aynı saatte evden çıkar ve aynı saatte eve dönersiniz. Bu döngü neredeyse hiç değişmez ve bu döngüde en ufak bir değişiklik bile yaşansa, bazı öğrenciler bunu hemen fark eder. Troy için de durum böyle oldu. 8 kardeşinin bakımını üstlenen Troy, en ufak bir değişikliği bile fark ederdi. O gün okulda her şey olağandı ama eve dönüş yolculuğuna başladıklarında işler raydan çıktı. Her günkü gibi okul servisi saat 2.30'da Kaliforniya'da bir ilkokulda okuyan öğrencileri almaya geldi. Bu serviste ana sınıfından 5. sınıfa kadar yaklaşık 30 çocuk vardı. Troy 5. sınıf öğrencisiydi ve her gününü bu serviste geçirirdi. Troy iğrenç bir koku alana kadar her şey yolundaydı. Bu koku dayanılacak gibi değildi. Troy hemen yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anladı. Troy önüne baktığında sürücü koltuğundaki kadının oradan bir duman geldiğini gördü. Ardından Troy sürücüsünün her zamanki kişi olmadığını fark etti. Normalde servisi bir erkek sürerdi ama o gün sürücü koltuğunda bir kadın vardı ve bu Troy'un aklındaki soru işaretlerini artırdı. Troy olan biteni anlamaya çalışırken sürücü servisi daha da hızlandırdı. Servisteki tüm çocukları korkutacak kadar hızlı gidiyordu. Çocuklar korktukça bu kadın daha da hızlanıyordu. Sonra ani bir şekilde frene bastı ve otobüsteki çocukların çoğunun kafasının çarpmasına neden oldu. Çocukların bir kısmı ağlıyor, diğerleri ise bu deli sürücüye söyleniyordu. Ortam oldukça gergindi. Troy bu olanlar karşısında harekete geçmek için doğru anı bekliyordu. Yolculuğun başından beri yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunun farkındaydı. Çocuklardan birisi ineceği yerde indi ama en önemli duraklardan birisi olan Peterson durağında sürücü kadın durmadı ve yola devam etti. Troy iyice şüphelenmeye başladı. Sonra kadın servisi otoyola çıkardı ve Troy bu kadının iyi birisi olmadığından ve otobüsteki çocukları kaçırmak istediğinden tamamen emin oldu. Bu yüzden de annesinin ona acil durumlarda yapmasını öğrettiği şeyi yaptı. Arkadaşları her şey yoluna girecek diyerek onu durdurmaya çalıştı ama Troy telefonunu çıkarıp polisi aradı ve gerekli bilgileri verdi. Sürücünün sürekli hız yaptığını ve tüm çocukların korktuğunu da söyledi. Polis ekipleri hiç zaman kaybetmeden okul servisini durdurdu. Öğrenciler güvenli bir şekilde servisten indirilip evlerine götürüldü. Soruşturma başladıktan sonra Troy'un en başından beri ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Her zamanki sürücü o gün işe gelemediği için okul servisini Caroline adındaki yedek sürücü sürüyordu ve o gün Caroline kullandığı bir maddenin sonucu sarhoştu. Troy bunu otobüse bindiği ilk anlarda fark etmişti. Servis şirketi bu kadının işten çıkarıldığını söyledi ve bu kadın çocuk kaçırmaya teşebbüs suçundan yargılandı. Troy tam zamanında olaya el attı ve hem kendisinin hem de arkadaşlarının hayatını kurtardı. Troy'un annesi oğluyla gurur duyuyor.